Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Microsoft Excel ortamında histogram oluşturmayı, bir de pivot tablo üzerinden histogramların nasıl yapılacağını ilişkin bir çalışma yapmak istiyorum. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi histogramlar bir grafik ve istatistiksel bir anlam taşıyor. Nedir esprisi? Bir yoğunluğu, bir sıklığı görüyoruz. Burada öğrencilerimizin aldığı notlar var. 1 ile 100 arasında tamamıyla gelişi güzel bir örnek. Ondan sonra uydurma verilerden. Şimdi burada bakıyoruz. E, 24 ile 28 aralığında 22 kişi varmış. 28 ile 52 kişi de bunları değiştirebiliyoruz. Birazdan yapacağım. Kaç tane veya ne kadar e, kaç aralığa bölünsün veya genişlikleri ne kadar gibi arkadaşlar. 1000 deniliyor bunlara. 20 tane bu kadar. 40 tane de 76 ve 100. Oldukça başarılı bir e, sınav gibi görünüyor. Yine baktığınızda biraz daha kurumsal olduğunda mesela ürün şikayetleri gelmiş, çeşitli şikayetler var. İşte personel ilgisi 60 tane gelmiş, şu gelmiş, bu gelmiş. Farklı farklı şikayetlerden değişik sayılarda gelmiş. Burada baktığımızda arkadaşlar e, 1 ile 10 adet şikayet gelmesi 5 tane Ondan sonra 58 ve 67 sayıda şikayet gelen bir taneymiş. Yani şikayetlerimizin sıklığı ondan sonra 4 tane bu aralıkta 5 tane bu aralıkta. Yine buraya bakarsak tabi belirgin bir bu aralıkta sıklık vardı. Burada da yine belirgin şekilde 1 ve 10 aralığında şikayetin 5 tane geldiğini arkadaşlar 4 tane de 20 aralığında geldi. Sanki şey yani bunlara parote oluşturulduğunda da. Yine benzer şekilde arkadaşlar hangisinde şeyin yüklendiğini görebiliriz. Hani 15 kuralı şeklinde bu şekilde. Ya bununla ilgili çalışmalarımız var zaten histogram ve Parato ile ilgili. Onlara da bakarsınız. Şimdi ben size burada bir sonraki adıma geçirmek. O da şu. Şimdi biz burada yapmıştık öğrencilerimize notları verdik. Şirketimizde insan kaynaklarında bunu yaptık. Ama bakın e, burada daha doğrusu bunun önceden nasıl yapıldığını da göstereyim. Çok kolay e, ekle, insert'e gidiyorsunuz, Instagram'dan e, direkt yapabiliyorsunuz. Eğer Excel'iniz çok eski sürümse, sanıyorum 2016 ve daha öncesi, o zaman da tek tek bunun sıralanması, bin aralıkların oluşturulması ile ilgili çalışmalarım da var. Bakarsınız yani manuel yollarla. Onun dışında istatistiksel e, e, veri çözüm aracını da ekleyip eklentilerden oradan da histogramınızı oluşturabilirsiniz. Yine eski sürümler için de geçerli. Peki bu histogramı oluşturduk. Bunları nasıl özelleştiriyorum? Bakın gidiyorum e, eksen burası, aksisi format aksisine gidiyorum. Bakın bölme genişliği, bölme sayısı. İsterseniz bölme genişliğini 20'şer verebilirsiniz. Hani bizim 1 ile 100 arası ya notlarımız. Bu şekilde olabilir veya bölme sayısı bin number bin bit gibi efendim bölme sayısı 3 olsun diyebilirsiniz ondan sonra işte buralarda virgüllü sayılar çıkabilir ona dikkat etmek lazım bölme sayısı 6 olsun diyebilirsiniz 6'ya bölecek şekilde bu bin aralık çalışmalarını yapabilirsiniz şimdi gelelim bunu bir ileri aşamaya taşımak istiyorum yani şirketimizde notlar böyle ama şirketimizde çeşitli departmanlar için bu sınavı yaptık. Her departmanda ki bu kaçar kişi olduğuna, yüz alan kaç kişi olduğunu gibi bir çalışma yapmak istiyorum. Veya her departmanın e, başarısını görmek istiyorum gibi düşünebilirsiniz aynı çalışmaları. O zaman neye ihtiyacımız var arkadaşlar? Pivot tabloya ihtiyacımız var. Ekleden pivot tabloya gidiyorum var olan çalışma düşünüyorum. Ee, şimdilik şurayı silelim. Ondan sonra görünmesin. Sonra koyacağım onu. Tekrar ediyorum. Ekleden pivot tabloya gittim. Var olan yanımızda görünsün. Burada. Şimdi ne yapabilirim? Ee, i̇şte bölümler arkadaşlar ve notlar. Bakın her bir bölümü e, toplam notu çok ortalama notunu alırsam ee, ne olmuş olur? Ondan sonra e, bir de sıralayayım isterseniz bunu. E, Ctrl 1'e basıyorum bürgülledim e, de. Bakın burada neyi görüyoruz? Notlarımızın ortalamalarının işte finans departmanının en yüksek departman olduğunu buradan görebiliyoruz. Mühendislik en düşük almış gibi. Görüyoruz dediğim gibi tamam lütfen. Peki sıklıkları ne aralıkta yüzden kaç tane ve 190 aralığında kaç tane gibi görebilmek için arkadaşlar burada bunu yapabileceğimiz bir çalışma yok sanıyorum. Şunu şekilde bir ekleme yapıyoruz. Bazen pivot tabloda çeşitli senaryolarımız vardır. Buna helper deniliyor. Bir ek alan ekliyoruz ki onu saydırmak anlamında olacak. Bir ek alan getiriyorum. Genelde e, bir değerini girmek yeterli olacak. Şimdi bakın e, bunun üzerinden bir pivot tablo tekrar yapacağım. O alanla birlikte şuraya başlatayım onu da. E, geliyorum arkadaşlar. Şimdi e, yine bölümlerimi alacağım. Ondan sonra e, ek alanı burada saydıracağım. E, bölümlerle ilgili notlarını şurada göreyim. Şimdi pivot tablomuzda e, bakın aşağı yukarı çıktı sanıyorum yüzden iki tane gibi. Tabi pivot tablo böyle bir e, biliyorsunuz kompakt görünümde iç içe alanlar kullandığınızda bunu nasıl değiştirebiliyoruz? Pivot tablonun analiz, design, neyse analiz, tasarım, design gibi sekmeleri var. Geldim. E, burada report layout, rapor düzeninden var. Sekmeler halinde göster. Show Tabular şeklinde arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi ne yapmış oldum eğitim bölümündeki notlar bunlar birer tane 20'si var ama bakın finansta da 3 tane 60 var İşte bu anlamda bir histogram çıkarttığımı düşünüyorum size arkadaşlar. E, finans departmanında 3 tane yine yüzden iki tane olduğunu 46'tan iki tane olduğunu e, belli aralıklar verebilir miyiz e, denemeye çalışayım şu şekilde bir e, sayı aralığı ondan sonra e, onlar onlar 20'şer 20'şer gibi bir şey e, düşünülebilir arkadaşlar e, bakın gördüğünüz gibi ee, tabi minimum ve maksimum değerleri esprisi farklı farklı e, sayı gruplarıyla gördüğünüz gibi adetleri gördük. E, kaç alanları e, bir de bunun e, grafiğini çizdiğinizde biliyorsunuz pivot tablo pivot grafik çizebiliyor. Yine ekleden insertten e, grafiği oluşturduğumda bakın her bir departmandaki renklendirebiliriz de ondan sonra grafiğimizi Şöyle yapalım mı? Ondan sonra e, veri etiketlerini, data label'ları da görebiliriz. Hani kaçer tane olduğunu, ondan sonra görmüş olduğunuz gibi tabii büyütebiliriz veya bunu yeni sayfaya taşıyayım isterseniz daha geniş olarak göstersin diye. Ondan sonra e, bakın şirketimizdeki her bir departmandaki Not gruplarında kaçar tane oldu. finansta gördüğünüz gibi çok başarılardı e, yüksek sayıda. Tabii kişi sayısıyla değil ama ortalaması en yüksekti. Yine kalite departmanında e, düşükler de var o yüzden mi şey oluyor e, ortalaması düşük ama ortalamalar da birbirine yakın sanıyorum. Yani çok da kötü değil İşte birisi 69 ama mühendislik çok düşük gibi mühendisliğe bakalım evet oldukça düşük görüyoruz. 4 ile 23 arası 4 kişi olduğu için sanıyorum oradan gidiyor. Yani hangi not aralığında kaçar er kişi var onu gösterdik. Bir anlamda histogram dedik. Şirketimizin departmanlarını da yansıtmış olduk arkadaşlar. Birinciye göre farkımız bu. Evet arkadaşlar sizlere pivot tablo üzerinden görmüş olduğunuz gibi bir Histogram çalışması yaptım. Burada başardığımız nedir? Sadece öğrenci notlarının ortalaması veya sıklıklarını içeren bir şey değil. E, öğrenci notlarının şimdi normalde e, bu şekildeydi biliyorsunuz histogram. Ondan sonra biz bunları departman bazına da alaraktan e, yapmaya çalıştık. E, yine aynı şekilde buradaki e, şikayetleri de belli departmanlar bazında görmek istersek yine aynı şekilde. Ee, pivot tablomuza gider gerek arkadaşlar. Ondan sonra e, bölümlerimizi aldık. Bölümlerin sayılarını aldık. Bu bir şey yok topluyor sayıyor. Şöyle alabiliriz. E, nasıl gösterebiliyorduk? Bunu biliyorsunuz hemen tasarıma, dizayna gidiyorum. Report Layout'tan security tabloları bakıyorum. Ondan sonra görmüş olduğunuz gibi şunu gösterme diyebilirsiniz. ister oradan ister buralardan. Ondan sonra bakın bölümler halinde şikayetler de hangi şikayetler olduğunu da getireyim. Her bir bölümde bakın kablo arız, arızası hem teknikte hem de var. Ondan sonra şu toplamı yine kaldırabiliriz. Ondan sonra hem teknikte hem idare kablo arızası kablo arızası gibi bu şekilde yaparsınız. Ee, arkadaşlar kaç artı olduğunu. grafiğini çizmek istediğinizde bunda e, tek tek saymadım yani gürültülü 40 tane kaç tane var gibi bir an e, düşünmedim ama e, çünkü tek tek şey yaptık e, bir anlamda departmanlara e, indirdik. Eğer bunu şey yapsaydınız e, arkadaşlar hani sadece e, şikayet alıp bunu yaptığınızda bu sefer yine bunu belirli aralığa getirip Bundan kaçar tane olduğunu gibi düşünebilirdiniz. E, düşünelim. Hatta önce ek alanımızı da yine koyalım. Birdi. Ondan sonra e, pivot tablomuzu yenileyelim. Çünkü oraya bakmıyor şu anda. E, hemen alanımızı genişletiyoruz. Ondan sonra ve ek alanımızı da buraya getirebiliriz. Bunu sınıflandırabiliriz. 23 tane 2 tane olduğunu gördük ama sınıflandırma da yapabiliriz. Ondan sonra e, eklen 50-900'e göre. Onar onar olsun tamam. E, çok fazla veri yok. İşte gördüğünüz gibi bu aralıkta 4 tane, bu aralıkta 2 tane gibi arkadaşlar e, çalışma yapılabilir. E, pivot e, Grafiği tekrardan gösterebiliriz. Ondan sonra gittiğimizde bakın e, yaptık e, ve şekillendirebiliriz. Ondan sonra görmüş olduğunuz gibi her bir departmanda o sorun sayılarından kaçar tane ilgili sorunlardan yani e, 20'lik e, sorun kaç tane 4 tane 11. aralığında 4 tane gibi bu şekilde yine sıklığını yoğunluğunu bir anlamda arkadaşlar görmüş olduk Evet arkadaşlar bir normal bir histogram oluşturmak herhangi bir şekilde işte öğrencilerin notlarını sıktıklarını veriyordu hangi aralıklara kaçar tane denk geldiklerini aralıklar değiştirebiliyordu burada yaptığımız ise pivot tablo özelliklerini kullanarak bu şekilde departmanda kullandığımız özellikler saydırmak gibi belli bir ek alanda Ondan sonra ee, burada bir de e, bir sayısal alan ki onlar bizim e, buradaki notlarımız yine gruplandır. Belirli aralıklarda işte 20'şer 20'şer gruplandır. 30'lar 30'ar gruplandır her neyse. Ve onlardan kaçer tane olduğunu da burada görmüş oluyoruz. Çünkü bu bir olduğu yani toplamı sayısı anlamına geliyor bir anlamda. Arkadaşlar e, bu şekilde yapabiliyoruz ve grafiğimizi de çizebiliyoruz. Evet arkadaşlar, umarım yararlı olmuştur. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.